Survivor All Star 2024'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Batuhan. Ben yeni geldim taze. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Tekrar seni aramızda görmek mutluluk verici. Teşekkür ederim. Parkurlar seni özledi. Seni sevenler de özlemiştir diye düşünüyorum. Peki sen bizi özledin mi? Özledim. Yani şu parkuru burada bu şekilde görmek gerçekten garip duygular var ya. Yani hiç sanki yine söyleyeceğim. Geçen sefer de aynısı söylemiştim. Hiç gitmemişim gibi. Yani sanki İstanbul direkt silinmiş gibi. Buraya gelip elimizden gelen en iyisini yapacağız. Takımıma ilk galibiyetinde katkı sağlamak istiyorum. İnşallah. Onu da bugün inşallah sağ salim alacağız. O zaman puzzle'ın eksik parçası tamamlandı diyorum. Seni de aramızda gördüğümüz için. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Survivor'a bir daha başlayalım. Tabii iki takım için de çok önemli bir dokunulmazlık oyunu. Güzel de bir ödül var. Kırmızı takım Atakan, rakip bir transfer gerçekleştirdi. Transfer onları kanına kan, canına can katar mı? Yani performans anlamında katar gibi düşünüyorum. Batuhan iyi bir yarışmacı ama geldiklerinde Poyraz'da yaptıkları tatlı atışmalar, kendi söylemleriyle tatlı atışmalar ama o kadar tatlı değil gibi. Takım içerisindeki bazı polemikler yaşanırsa, ayrışmalar olursa belki bu bizim lehimize olabilir. Böyle bir temennimiz var. Ama takım olarak burada kalmayı başarırlarsa bilemiyorum. Onun dışında bugün herhalde Hakan sakatlar arasında, bizden de Mustafa Kemal sakatlar arasında. Doran'ın gidiyor olması, Mustafa Kemal olması bir tık denge sağlandı. Bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Aleyna, bir de senden bir iki cümle alayım. Vallahi çok iyiyim ya. Moral motivasyonumuz da güzel açıkçası. Güzel bir hafta geçirdik. Bizden elenen olmadı açıkçası. O dört, oynadığımız dört dokunulmazlığın aslında dün gece yani galibiyetini yaşadık dördünde gibi bir şey oldu bizim için. Aynı hırsla kadın potasına asılacağımızı düşünüyorum açıkçası. Batuhan geldi. 2021'de birlikteydik. Kırmızı takıma geçince güzel galibiyetler kazandığımız sezonlar olmuştu. İnşallah iki takım için de güzel olur. Bakalım dengeler nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi haftanın birinci dokunulmazlığı. Önemli bir dokunulmazlık oyunu. Kaybeden takımdan düello adayını öğreneceğiz. Ve bu isim kadınlar arasından seçilecek. Dolayısıyla önemli bir hafta. Bakalım hangi takım dokunulmazlığı kazanacak. Başlangıç noktasından başlar başlamaz mekanizmanın kapı kollarını açıyorsunuz. Geriye düşerse tekrar başa dönerek kapı kolunu düzelteceksiniz. Sonrasında hemen arkasından bir denge engelinden geçeceksiniz. Denge engelinden çıkar çıkmaz engellerin ortasından, yani tünelden geçerek süratle ortak engele ulaşacaksınız. Çıktıktan sonra tekrar kapı kolları var. Kolları tekrar karşıya itecek ve bu görmüş olduğunuz geometrik engelden ya isterseniz altından ya da üstünden başarılı bir şekilde geçeceksiniz. Ve son engelde bir mekanizma. Bakın burası önemli çünkü mekanizma iplerine bir sopayı alıp bastırarak mekanizma kapısını aktive edeceksiniz ve açacaksınız. Ardından da tabii ki atışlar. Atışlar gördüğünüz üzere net ama kolay değil. İki başarılı disk atışını yapan dokunulmazlıkta takımına bir sayı kazandıracak. Bir sağa bir sola, yani toplamda iki olacak. 8'e gelene kadar bireysel karşılaşacağız. 8'den sonra da bayrak mücadelesi başlayacak. Seçme sırası kırmızı takımda. Süreyi veriyorum. Sonrasında biz seçmeleri yapıyoruz ve izleyicilerimiz de eşlerimizi parkurun başında görecek. Buyurun arkadaşlar, süreniz başladı. Hakan ve Mustafa Kemal oynamıyor. Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyunu. Özgür, rakibi Yaman. Hazır. Haydi. Dokunulmazlık mücadelesi başladı. Hangi takım haftaya sembolle, ödülle başlayacak? Yaman. Bas oğlum, bas, bas, bas. Haydi Özgür abi, haydi. Kenarda arkadaşları hata ihtimaline karşı arkadaşlarını takip ediyor. Yaman iyi geçti. Özgür şimdi gerisinden gelecek arkadaşını. Bastır. Yaman. Atışlar önce başlayacak Özgür. Şimdi mekanizmayı açtı. Yaman. Hisler biraz uçuyor. Özgür'ün de uçuyor. O rampa birazcık tabii. Kolay bir rampa değil ama Yaman bir yaptı. Atarsa kazanır. Özgür hızlanması gerek. Ucundan kaçırdı Yaman. Özgür asfaltta kaçırdı. Yaman kaçırdı. Masa buz pisti gibi.
Özgür olmadı, Yaman da. Avantajı olmasına rağmen kaçırdı. Nefes al. Odaklan. 1-1. Atan alır. Acele etme. Acele etme. Sakin et ulan. Yaman Özgür mü? Aynı anda kaçırdılar. Özgür de kaçırdı. Özgür sen daha iyi atıyorsun. Gel. Yaman. Özgür kazandı. 1-0. Allah. Atamıyorsun da anla. Özgür'ün sayısıyla açılışı yaptı kırmızı takım. Sıradaki isimler yerlerini aldı. Pınar. Rakibi Damlacan hazır. Pınar mı Damla mı? Haydi Pınar. Denge tahtasında da Engin'in kollarını açıyorlar Damla. Pınar hızlılar Damla. Az farklı önde. Pınar arkasında. Ortak engelden önce çıktı Damlacan. Genelde bu tip engellerden çok çekiyor yarışmacılar derken. Yani ben artık bu garip bir şey olmaya başladı. Pınar o hatayı yaptı, geri döndü. At. Damlacan 1. Hızlı attı. Damlacan 2. Çok hızlı bir final. Çok net, çok güzel. Vallahi 1-1 oldu skor. Farklı abi bu atış. Hani oyun sonunda. Yemin ederim. Ayarsız bir atış. Damla senin bu atışın. Çok farklı bu atış. İyi ve isabetli attı Damla. Bir birlik eşitlik var dokunulmazlık oyununda. Sercan Yıldırım mı, Yasin Obuz mu? Hazır. Ronaldinho'ya karşı aynı takımda mücadele ettiler ama Survivor gerçekleri rakip olduklarını bir kere daha hatırlattı onlara. Sercan, Yasin. Yasin girdi. Sercan rakibini bekledi. Riske de etmek istemiyorlar. Yasin önde, Sercan arkasında. At sopayı, at sonra. At, at, at. Sercan'a at dedi arkadaşları sopayı. Yasin, Sercan. Henüz isabet yok. Yasin çözdü. Sercan geldi, Yasin geldi. İsabeti kim bulacak? Bravo. Ucu ucuna kaçırıyor Yasin. Her an atabilir. Geliyor, bana dediğin gibi ortadan bize alsana. Özgür bana anlattığın gibi yap dedi. Evet. Ve attı, evet. Yasin attı 1-1. Çok hızlı cevap verdi Yasin. Kim atacak? Atan sayı alır. Sercan aynı yere attı, sayılmıyor. Yasin. Olmadı. Sercan. Sercan mı Yasin mi? Sercan kazandı. 2-1. Bu sular mı ya? Doğru. Şey olmuyor. Gidemiyor. Hizam alamadım. Ben de aynı şey yaşadım. Evet. Dokunulmazlıkta 2-1'lik skor, kırmızı takım önde. Ve Gizem mi Begüm mü? Hazır. Haydi Gizem. Bu hafta bir kadın yarışmacı Survivor All-Star'a veda edecek. İki takım da olabildiğince fazla dokunulmazlık sembolü kazanmak istiyor. Gerekirse adayı çıkartmak istemiyor. Gizem az farklı önde. Begüm arka arkaya iyi attı. Rakibin hemen arkasında yerini aldı. Bastır topayı. Bastır, at sonra. At, at, at. Gizem. İlk denemede tam açamamıştı. Şimdi başa başlar artık. Bravo. Çok hızlı hareket etmemeleri lazım. Begüm 1. Onda yok. Begüm 1 atarsa kazanır, Gizem atarsa yakalar. Gizem mi Begüm mü? Evet. Yerdekini al.
Gizem attı yakaladı rakibini. 1-1. Gel, gel, gel. Son atış. Ay sen de Beko. Gizem kazandı. 3-1 oldu skor. Kırmızı takım 3, mavi takım 1. Fark 2. Ve şimdi Bozok rakibi kısa bir aradan sonra tekrar Survivor parkurlarına dönen Batuhan Karacakaya. Bozok kazanırsa 4. sayıyı alır. Batuhan ilk oyununda ilk sayısını alabilecek mi? Hazır. Mücadele başladı. Batuhan da Survivor'a böylelikle başlamış oldu. Bozok, Batuhan. Başa başlar. Bozok da düellodan çıktı. Moral motivasyonu yüksek. Batuhan önde. Dikkatli geçmeleri lazım. Batuhan'ın kolundaki bantlardan biri parkurda düştü. Batuhan hala önde. Bozok da farkı açtırmadı. Sıra atışlarda. Batuhan kaçırdı. Bozok kaçırdı. Şimdi Bozok bir. Batuhan hızlanması lazım. Atarsa yakalar. Batuhan, Bozok. Bozok kaçırdı. Hala avantaj kendisinde. Batuhan bu sefer olacak mı? Çok hızlı gitti. Bozok da kaçırıyor. Ogelay taktik verdi arkadaşına. Bozok böyle girmez. Batuhan, Bozok. Yine kaçırdılar. Tamam. Bozok arkadaşlarına tamam dedi. Bozok kazandı. Tamam. Hoş geldin Batuhan. Atma, şöyle atabiliyor musun? Şimdi Sema, Nefise, Merve, Nagi. 4-3 tane de erkek var. Zaten 4 oradan 7 yapıyor. Neyi varmış? Düşsün 8'i. Biz oynamadan 8'i bulma olası da var. Hayır, biz oynamadan yok çünkü biz çıkıyoruz ya. Ve biz kesin oynarız. Hadi biz buradan çok geri döndük ya. Düşmeyelim lütfen. 4-1'lik skor. Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım arka arkaya iyi sayılar aldı ve farkı 3'e çıkarttı. Mavi takım bir an önce sayı alması lazım. Ve sıra ikizlerde. Sema mı? Seda mı? Hazır. Sema olduğu yerde resmen patinaj çekti. Düştü kalktı. Bu sezon yanılmıyorsam ilk defa karşı karşıya geliyorlar. Sema, Seda. Tam bir göz testi. Seda geldi, Sema geldi. İki isim de atış noktasında. Kim atacak? Henüz isabet yok, evet. Bravo Sema, aferin sana. Bildiğiniz disk atışları gibi değil sevgili seyirciler. Oldukça kaygan bir masa ve hassas diskler. Sema diskini arıyor. Nerede diyor? Seda bir yaptı. Masanın diğer tarafındaydı. Arkadaşları gösterdi. Şimdi aldı. Bravo Sema. Avantaj Seda'da. Sema dışarı gitti. Evet, aferin Sema. Atamadı o hala hadi. Göndesin Seda. Seda da kaçırdı ama avantaj kendisinde. Sema yakalayabilecek mi? Biraz daha sağ. Atış hızın iyi. Seda olmadı. Bu oldu. 4-2.
Olsun. Güzel, çok iyi. Olsun. Hadi bakalım. Kırmızı takım 4, mavi takım 2. Yunus Emre'nin rakibi Ogeday. Hazır. Haydi Ogeday. Haydi Yunus. Emre mi Ogeday mı? Mekanizma kolları. Ogeday'ın geri dönmesi lazım. Poyraz şimdi fark etti. Geri dönüyor. Yunus Emre avantajı aldı tabii. Yani mekanizmanın kollarına dikkat edilecek derken... Yani uyarmamıza rağmen nasıl böyle unutabiliyorlar? Bir de önemli isimler unutuyor. Ogeday şimdi iki kişilik geliyor. İki takım arkadaşıyla birlikte yarışıyordu Ogeday aynı noktada. Yunus Emre önce başladı atışlarına, henüz isabeti bulamadı ama Ogeday... Geldi artık, şansları eşit. Ogeday bir de bir. Haydi Yunus Emre atarsa yakalar. Bravo. Haydi Yunus be. Onda yok. Biz attık bir tane. Ogeday gerilerden geldi. Yunus Emre Ogeday kazandı. Kardeşim. 4-3. Onu hiç görmedim. Oğlum, onu nasıl yaparsan sen? Oğlum hatta dedim ki... Oğlum yanındaki tavşanı geçtim baktım diyorum ki prodüksiyon hata yapmış herhalde. Sen nasıl yaparsın oğlum? Ya, o kadar hata yapmamıştır diye düşündüm. Dokunulmazlıkta skor 4-3. Hazır. Haydi Berna. İlahi Merve demek istiyorum. Ama biliyorsunuz sevgili seyirciler, aslında görüşü netlemek için çekilen çizgilerdir gözün altına. Genellikle siyah boya gibi görünse de Merve önde, Berna Aydın arkasında. Merve Aydın çıktı, Berna çıktı. Bas tahtaya. Son ana kadar başa baş geçiyor mücadele. Merve önde, Berna hemen arkasından final noktasına geldi. Merve mi Berna mı? Dizler uçuyor. Merve bir. Merve'nin hızlanması lazım. Berna bunu kaçırdı. Merve atarsa yakalar. Yakaladı Merve, bir bir atan sayıyı alır. Kısa kaldı Berna'nın atışı. Berna kazandı. Merve de hemen arkasından attı. Hatta iki tane attı. 4-4. Çok iyi. Şaşırıyordum. Böyle oldun. Çok iyi oldu be. Sağ ol oğlum. Elinize sağlık. Ağzınıza sağlık. 4-4'lük eşitlik var dokunulmazlık mücadelesinde. Avatar ve Poyraz'ı görüyorum başlangıç noktasında. İki isim de hazır. Kim takımını öne geçirecek? Atakan mı Poyraz mı? Kenarda arkadaşları sürekli olabilecek hataları kovalıyorlar. Bu arada Atakan hata yaptı, geri döndü. Düzeltti, Poyraz öne geçti. Süratle geliyor Poyraz. Ortak engelde önce başlayacak atışlara Poyraz. Atakan. Poyraz bir de birle başladı. Poyraz inanılmaz. Gerçekten konuşamadı bile. Olmayacak bir şey oldu adeta. Poyraz sayı takımına kazandırıyor. 5-4'lük skor dokunulmazlık oyununda Poyraz takımını öne geçirdi. Mavi takım bir farklı önde. Nagihan ve Aysu'yu görüyoruz. İki isim de hazır. Aysu aday olarak kadınlar haftasına başladı. Onu çok ama çok daha fazla ilgilendiriyor bu haftanın tüm adayları. Nagihan Aysu başa başlar. Nagihan önde, Aysu arkasında. Çok güzel. Ve Aysu tamamladı. Nagihan sağa gel. Nagihan. Aysu basat, basat. Bir iki atış önce başlayacak. Aysu da açtı mekanizmayı. Nagihan ilk atışını kaçırdı. İkinci atışını kaçırdı. Aysu da kaçırdı. Aysu ucu ucuna kaçırdı diyeyim.
Çok yaklaşmıştı atışa. Nagi attı şimdi bir. Asıl kaladı bir mi Nagi? Nagi Ankaradere. 5-5. Çok iyi. 5-5'lik eşitlik var. Başta skor oldukça farklı ilerliyordu ama beraberlikten sonra artık iki takım da dengeli bir performans ortaya koyuyor. Hilmi Cem mi? Furkan mı? Hazır. Hilmi Cem Furkan ikilisi başladı. Furkan ve Hilmi Cem oldukça hızlı iki isim. Hata yapmamaları lazım. Geri düşerlerse demolize olurlar. Furkan önde, Hilmi Cem arkasında ortak engeldeler. Furkan bitirdi. Hilmi Cem bitirdi. Atışlar çok önemli. Çok iyi geçti Hilmi Cem. Parkuru resmen ikiye böldü bu ikili. Hilmi Cem, Furkan. Kim ilk isabeti bulacak? Ortada da Hilmi. Ortada. Bu tip bir atışta önce atmakta çok büyük bir avantaj. Az farkla kaçırdılar. Henüz isabet yok. Furkan ve Hilmi Cem. Şiddetini çok iyi ayarlamaları lazım. Furkan ucu ucuna kaçırdı. Hilmi Cem geldi şimdi. Az farkla kaçtı. Furkan bunu kaçırdı. Hilmi Cem'in hızlı olması lazım. Atarsa yakalar. Furkan atarsa kazanır. Furkan az farkla kaçırdı. Hilmi Cem de kaçırdı. Yönlerini söylüyor arkadaşları. Furkan kazandı. 6-5. Mavi takım 6-5 önde dokunulmazlık oyununda. Fark 1. Nefise Karatay. Rakibi Yağmur Banda. Hazır. Bravo Nefo. Nefis alırsa beraberlik sayısı gelir. Yağmur Nefis'e. Hızlılar. Orta kengene Nefis'e attı kendisini. Bravo. Mekanizma kolları burada tamamlandı. Nefis'e orta kengelleri. Önce girmeyi başarıyor. Mekanizmalar da tamam. Atışlarda bakalım kim daha iyi. Onu göreceğiz. Şu ana kadar ikisi de ucu ucuna kaçırıyorlar aslında. Nefise, Yağmur, Nefise bir. Yağmur derken Nefise attı. Hemen arkasından. Yağmur atmıştı ama sayı Nefise'nin, skor 6-6. Çok iyi. Vallahi güzel, harika. Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Dırtıyor beni. Üçümüzünki de, Aysun'un da, Yağmur'un da, benim de. Dört oyuna ihtiyacımız var. Evet. 6-6'lık eşitlik var. 7. sayı kimin olacak? Bozok mu, Poyraz mı? Hazır. Poyraz. Bugün çıktığı karşılaşmada yüksek isabet oranıyla rakiplerine adeta buradayım dedi. Poyraz önde, Bozok arkasında. Süratle devam ediyor atışlara. Bir an önce başlama derdinde resmen Poyraz. Bozok. Mekanizma kollarını bitirdi Poyraz. Son engel tamam, atışlara başlıyor. Bunu kaçırdı. Bozok da geldi. Bozok bir. Bozok bir. Poyraz şöyle bir baktı, rakibini atarsa yakalar. Erken sevinen vardı kenarda. Poyraz. Bozok kaçırdı. Bu da olmadı. Uzat, masaya uzat. Bu son nasıl bitecek merak.
dokunulmazlıkta. Demek ki ilk şansmış. Mavi takım 7-6 önde Özgür ve Yasin. Haydi Özgür, haydi haydi. Yerlerini aldı. Haydi Yasin, haydi. Hazır. Haftanın birinci dokunulmazdı. Bravo Özgür. Kimin olacak? Kırmızı takım mı, mavi takım mı? Yasin tabi alırsa fark ikiye çıkar. Ama rakip Özgür. Yasin şu ana kadar hatasız devam etti. Artık buradan sonra bu hata gelmez diyeceğim ama. Evet, gelmedi. Özgür de rakibinden hemen sonra atış noktasına geldi. Ne çok hızlı ne çok yavaş atmaları lazım. Bir, bir, bir. Atamalı Özgür! Özgür Yasin şokta. Çok şaşırdı, haklı şaşırmakta. İyi atıyordu ama daha iyi hata kazandı. 7-7. İyi ki doğdun Özgür. İyi ki doğdun Özgür. İyi ki doğdun Özgür. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Gireceğini anladım ben ama... Yok. Gözüm böyle. Neyse, burası çiziyor ya. Evet. Evet, ikincide değdi yine girmedi. Döndü bir şey oldu. Evet, bir şey oldu orada. Özellikle uzun kollar içinde gücü olan. Şunu yapmaya çalıştım açıkçası. Omuz başımı bir şeye denk getir. Senin dediğin gibi bütün bedenini yükle. Aynen öyle. Çözemedi atışı, evet, ikinci oyunda çözüyor. Aynen. Kim? Özgür abi. Evet. İlkinde atamasın. Evet. Önemli değil. İkinci de atar. Geldi böyle, evet, uzattı. Aldı. Ki sen çok iyi attın. Evet yani. Ya. Evet. Normalde biraz... O yan mı attı, düz mü attı? Düz. Böyle. Normalde biraz es verir ya, o özelliği odur. Hı. Risk aldı bu sefer. Baktı sen bir taneyi sen atınca... Sen çünkü ilkini attığın için... Evet. Yani hızlı attı bu sefer. Beklemeden attı. Evet. Hani işte bir kere yakalayınca bir daha bırakmıyorsun. Emindim yani. İlkini soktun, ikinci sefer okey geliyor. Alacağız bu oyunu arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hadi. Aynen. 7-7'lik eşitlik var dokunulmazlık mücadelesinde. Bize göre izlemesi güzel ama oynaması sıkıntılı bir karşılaşma. 8. sayı acaba kimin olacak? Bu sayıdan sonra bayrak mücadelesine geçeceğiz dokunulmazlıkta. Gizem mi? Damla mı? Hazır. Gizem Damlacan karşılaşması. Kim takımını öne geçirecek? Bayrağı önde girecek. Damlacan, Gizem. Damla önde. Gizem ortak engelde. Damlacan son engele geldi ve artık atış noktasına ulaştı Gizem. Şimdi açtı. Ne yapıyor? Anlamak mümkün değil mekanizmayı açmışken. İpi de almak istedi herhalde. Damla bir. Gizem atarsa yakalar, Damla atarsa kazanır. Gizem yakıldı, bir bir. Damla can kazandı. Nasıl?